Malatya Vuslat TV ekranlarından merhabalar. Ben Gizem Birhanlı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bir Başarının Gizemi programıyla daha sizlerleyiz. Bu haftaki bölümümüzde eğitim sektörüne dair merak edilenleri konuşacağız. Doğa Koleji'ne misafir olduk ve Malatya Doğa Koleji kurucusu Alaaddin Fırat bugünkü programımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam Hoş öncelikle. bulduk. Sizler de hoş Nasılsınız? geldiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Hocam öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Şöyle diyeyim. 56 yaşındayım. Bu 56 yılın 31 yıl tamamen eğitim içinde geçmiş. İki evlat babası. Bir çalışalım, bir öğretmenim, bir eğitimciyim. Peki hocam kaç yıldır bu sektördesiniz? Geçmişten günümüze anlatacak olursanız eğer hangi aşamalardan geçtiniz? Eğitim sektörüne 91 yılında girdim. Öğretmen olarak başladım. Kısa bir süre devlette çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. Daha sonra özel sektöre geçtim. Evet. Yaklaşık 28 yıldır da özel sektörde eğitime hizmet ediyoruz. Şu anda da Doğa Koleji'nde Şu devam anda da evet Doğa ediyorsunuz. Koleji'nde devam Peki ediyoruz. hocam Doğa Koleji olarak misyon ve vizyonunuz nedir? Şimdi tabii sonuçta okul eğitim içindeyiz. Amacımız vatanına, ailesine, milletine sahip gençler yetiştirmek, Evet. sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek. Çünkü bu ülkeyi, bu vatanı biz bu çocuklara teslim edeceğiz. Sorumluluk sahibi, bilinçli öğrenciler yetiştirmek amacımız. Peki, kaç yaş aralığında öğrencilere burada hizmet veriyorsunuz, eğitim Okulumuzda ve... anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise eğitimi veriliyor. 4 yaştan itibaren öğrencileri alıyoruz. Tabii 4 yaş ve 5 yaş anaokul oluyor. Ana sınıfı diyelim daha doğrusu biz buna. Oradan devam ediyoruz ta ki işte 18 yaşında liseyi bitirinceye kadar. Peki hocam, Doğa Koleji olarak nasıl çocuklar yetiştirmek istiyorsunuz? Şimdi Doğa Koleji'nin genel merkezinin bir programı var. Biz genellikle onu uyguluyoruz. O programın dışına çıkmamaya Yani çalışıyoruz. genel merkeze Tabii bağlısınız. tabii. Okulun yani Doğa Koleji'nin genel prensibi yabancı dil üzerine. Evet. Yani çocukların yabancı dili çok iyi öğrenmeleri üzerine kurulmuş bir sistem var. Yakınen öğrenci takibi yapan bir sistem var. Tabii zincir okul olması vesilesiyle hem Malatya'da hem de Türkiye'nin herhangi bir ilinde verilen eğitimin paralel olmasını güdüyoruz. Yani şöyle diyeyim, zincir okullardan herhangi birinde ayrılan bir öğrenci, misafir gelen bir öğrenci bu şehire geldiğinde ya da bizim öğrencimiz başka bir şehre gittiğinde aynı şekilde kaldığı yerden eğitimle devam edecek bir sistemimiz var. Amacımız şu, mezun olan öğrenci yabancı dili çok iyi öğrensin. Sorumluluk sahibi olsun. Ekip çalışması ve sosyal etkinliklerde yer almış toplumla uyumlu gençler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Zaten aslında sosyal aktiviteler de öğrencinin eğitim hayatı için çok önemli. Evet, tabii ki. Siz de bu konuda fazlasıyla önem gösteriyorsunuz ve ona göre bu eğitim politikanızı uyguluyorsunuz Evet, aslında. evet. Peki hocam bu sosyal aktiviteler neler? Biraz anlatır mısınız? Yabancı dile de fazlasıyla önem veriyorsunuz zaten. Haftada kaç saat yabancı dil mevcut? Şöyle diyeyim, bizde anaokulunda yani 4 ve 5 yaş grubunda haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. İlkokul, ortaokul gruplarında haftada 13 saat İngilizce dersi veriyoruz. Tabii bu dersi verirken ders kendi içinde bölünüyor. Main course dediğimiz ve speaking dediğimiz bölümler ayrılıyor. Evet. İngilizce dersine bir sınıfa birden fazla öğretmen giriyor. Yani yabancı dil öğretmenlerimiz branşlaşmış öğretmenlerdir. Pratiğini farklı öğretmen yaptırıyor. Konu anlatımı ve bilgi farklı öğretmen veriyor. Bu şekilde yabancı dili pratik hale getirmek için uğraşıyoruz. Yabancı dilin zaten küçük yaşlarda öğrenmeye başlanması aslında çok önemli. Çünkü en verimli zamanları aslında bir öğrencinin. Siz de bu konuda fazlasıyla
eğitim veriyorsunuz Tabii, anladığım kadarıyla. Peki hocam okulunuz kaç kişilik kontenjandan oluşuyor? Bu sınırlarınız neler? okulumuzun kontenjanı 1170 kontenjanımız var. Tabii özel okul dediğimiz zaman biraz daha ilgili, biraz daha kaliteli eğitim vermek için bizim amacımız hiçbir zaman okulu tam 1100 öğrenciyle doldurmak değil. Çünkü öğrenci sayısı arttıkça ister istemez hizmet azalır. Evet. Biz %70 kapasiteye ulaştığımızda tekrar yani öğrenci almamayı düşünüyoruz. Yani %70 kapasiteyle çalışmamız bence verim açısından en uygun olur. Yani özel bir okul olduğu için sınıflarınızın daha az kişi olması daha iyi. Tabii. Öğretmenlerin de ilgilenmesi açısından. Bakanlığın açıkladığı sınıf mevcutlarına göre biz sınıflarımızı belirlemiyoruz. Yani sınıf mevcutlarımız 22 kişi geçmiyor. Evet. Kontenjanı o anlamda sınırlı tutuyoruz. Ki daha kaliteli ve daha öğrenciye ulaşılabilir bir hizmet verelim, eğitim verelim diye. Peki hocam eğitimin kaliteli olmasından bahsediyoruz aslında ama bu iyi bir eğitim verebilmek için siz de biliyorsunuz ki öğretmen kadrosu da çok önemli. Evet. Peki kaç kişilik bir kadroyla çalışıyorsunuz? Şu anda okulumuzda 89 çalışanımız var. Bu 89 çalışanın 63 öğretmen, Evet. diğerleri de yardımcı personeller. Aslında geniş bir kadroyla eğitim veriyoruz. Bu öğretmen arkadaşlarımız gerçekten işlerini çok iyi yapan, özellikle hem bizler tarafından hem de genel müdürlük tarafından süzgeçten geçmiş öğretmenler. Evet. Rastgele öğretmen alamıyoruz. Genel müdürlüğünde bu anlamda şeyler oluyor, kontroller oluyor. Zaten yıl içerisinde genel müdürlük sürekli eğitimlerle, yani online eğitimlerle öğretmenlerimizi destekliyorlar. Bu anlamda biz öğrencileri yetiştirirken genel müdürlük de öğretmenlerimizi bir nevi yetiştiriyor diyebiliriz. Peki hocam bu öğretmen seçiminde yani genel müdürlüğe bağlısınız. Yani şöyle Bu süreç nasıl biz oluyor? belirliyoruz. Genel müdürlüğün onayından geçtikten sonra çalışmaya başlıyoruz. Genel müdürlük onayı olmadan öğretmenle çalışmaya başlayamıyoruz. Yani bu konuda da hassas Tabii, davranıyorsunuz. hassas davranıyoruz. Peki hocam bu sosyal aktivitelerin öneminden bahsettik az önce ama ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Gerekse sosyal aktiviteler gerek başarı oranlarıyla birlikte sizin aldığınız ödüller var mı? Nasıl başarılar elde ettiniz bu süreçte bize anlatır mısınız? Şimdi şöyle, spor alanında aldığımız ödüllerimiz var. Yani spor derken voleybol da var, Evet. okçuluk da var. Geçmiş yıl, çünkü 8 yıllık bir geçmişi var Doğa Koleji'nin Evet. Malatya'da. Tabii ben bu 8 yılın son 2,5 yılına şahit oldum. Daha önce farklı bir kurucu arkadaşımız vardı. Yani okçuluk, voleybol gibi sporsal etkinliklerimiz var. Satrançta var. Yani bu türlü yarışmalara katılıyoruz. Tabii geçmiş yıllardaki bu pandemiden kaynaklı çok sosyal etkinlik bu anlamda yapamadık. Evet, çok Ama etkiledi. evet, bundan sonra inşallah bu tür etkinliklerin tamamında yer almayı düşünüyoruz. Özellikle pandemi süreci zaten eğitim sektörünü Büyük zarar verdi, fazlasıyla büyük zarar verdi. etkiledi. Evet. Peki hocam bu eğitimde teknolojiden yararlanıyor musunuz? Ne gibi imkanlarından yararlanıyorsunuz? Sizin de bildiğiniz gibi bu da çok önemli aslında. Teknolojiyi de fazla kullanınca zarar ama Evet. olumlu şekilde kullandığımızda, eğitim amaçlı kullandığımızda olumluya bunu çevirebiliyoruz. Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi teknolojik olarak şöyle diyelim. Bizim teknolojiyle alakalı ilkokul grubunda ve ortaokul grubunda derslerimiz var. Evet. İşte robotik derslerimiz var, yazılım derslerimiz var. Bunları ders olarak öğretirken çocuklara bu teknolojinin ne kadarını kullanmaları gerektiğini, faydalı olan kısmını, zararlı olan kısmını da açıklayarak geçiyoruz. Bu bir. İkincisi, tabii sınıflarımızı tamamında akıllı tahtayı kullanıyoruz. Evet. Artı genel merkezde sürekli diyalogda olduğumuz için genel merkezin de teknolojik bir alt yazılımı var. O altyapıdan faydalanıyor.
çocuklara ulaştırmamız gereken her şeyi rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Yani bu konuda da birçok imkanı Tabii sunuyorsunuz tabii. öğrencilerinize. Peki Doğa Koleji kurumsal bir firma aslında. Evet. Peki bu okulda rehberlik açısından sizin de bildiğiniz gibi rehberlik zaten çok önemli. Her okul için bu geçerli ama özellikle burada siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Doğa Koleji Genel Merkezi dediniz az önce. Oradan da bu anlamda denetlemeye geliyorlar mı? Rehberlik anlamında size yardımcı oluyorlar mı? Neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle genel müdürlük yıl içerisinde farklı zamanlarda rehber arkadaşları göndererek burada toplantılar düzenliyoruz. Evet. Bunun ötesinde branş zümrelerinin aylık ve haftalık online toplantılar oluyor. Bu personelin rehberliğiyle alakalı olan kısım. Öğrenci rehberliğine gelince şimdi bizim haftalık yapılan sınavlarımız vardır. Öğrenci görüşmelerimiz vardır. Bunlar direkt sisteme kaydedilir. Genel müdürlük bu sistemde üzerinden bunları görür, değerlendirmeler yapar. Kurumdaki rehber öğretmenlerle her bir birey öğrencinin gelişimini takip eder. İletişim içindedir. Bizde ilkokulda farklı, ortaokulda farklı, lisede farklı rehber öğretmenlerimiz var. Şimdi burada ilkokulda daha çok öğrencinin kişisel gelişimi ile alakalı rehberlik yapılırken ortaokul ve lisede daha çok akademik gelişimi ile ilgili rehberlik Evet, yapılıyor. özellikle sınav dönemleri. Tabii tabii. O dönemlerde de rehberlik hocasına Elbette çok ki. ihtiyaç oluyor. Bizim rehberliğimiz bir tek okul içindeki kendi rehber öğretmenlerimize yönelik bir rehberlik değil. Genel Müdürlüğün Rehberlik Koordinasyon Merkezi var. O koordinasyon merkezi hem kendi rehber öğretmenlerimizi, hem öğrencilerimizi, hem velilerimizi yeri geldiğinde iletişime geçerek bilgilendirebiliyor. Zaten ailelerle de iletişim halinde olmak aslında çok önemli. Onlar da daha bilinçlenmiş oluyorlar bu sayede. Evet. Siz bu konuda ailelerle nasıl bir iletişim yürütüyorsunuz? Tabii gruplara göre değişiyor bu. Ana sınıfı ve ilkokulda hem branş öğretmenleri hem de sınıf öğretmenleri zaten aileyle diyalog Evet. içerisinde. Günlük görüşmeleri mutlaka yaparlar. Ortaokul ve lisede hem danışman öğretmenlerimiz hem de rehberlik öğretmenlerimiz aileyle iletişime geçer. Yani ortaokul ve lisede öğrenci takip eden iki kişi vardır. Biri rehber Evet. öğretmen, diğeri öğrencinin danışman öğretmeni. Haliyle ikisi de aileyle sürekli diyalog Zaten içerisindedir. ikinci bölümümüzde de rehberlikle ilgili çok şey konuşacağız Evet. rehberlik hocanızla. Ama ben yine de size de bir sormak istedim hocam. Peki Doğa Koleji olarak az önce de anlattığınız zaman ben tekrardan değinmek istiyorum. Çünkü günümüzde yabancı dil çok önemli Evet. ve aslında herkesin bilmesi gereken özellikle İngilizce. Zaten artık farklı farklı diller istiyorlar. Özellikle yaş ilerledikçe, işte kişiler büyüdükçe ve işe başladıkları dönemlerde özellikle. Evet. Peki siz bu alanda çok küçük yaştan başladığınızı söylediniz bu Tabii. eğitime. 4 yaşında başlıyoruz. Bunun temelini de oluşturuyorsunuz aslında ve çok yardımcı oluyorsunuz öğrencilere bu açıdan. Büyüdükleri zaman aslında biraz daha anlayacaklar bunun önemini. Peki siz bu açıda İngilizce olarak özellikle sosyal aktivitelerde neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim. Bizde İngilizce dersi veya İngilizce dersinin yanında Almanca, yanında Rusça da lise grubunda verebiliyoruz biz bu Evet. dersleri. İngilizce bölüm başkanımız ve İngilizce zümremiz vardır. Evet. İngilizce zümresi başkanı genel müdürlüğün haftalık gönderdiği etkinliklerle sürekli uygulamayla şöyle diyeyim, tabii bu sözle çok izah edilemiyor ama görmek lazım. Anaokulunda ve ilkokulda öğrenciye kelime ezberletemiyorsunuz. Çünkü anaokulundaki çocuk okuma yazma bilmiyor. Evet. Yani Biraz daha yazıp oyun da, mu aslında? evet bunu yazıp da, hadi bunu git evde bu kelimeleri ezberleme diyemiyorsunuz. Hı-hı. Bunu ne yapıyorlar? Oyunlarla, işte karton kesme, ya çeşitli çok farklı Etkinliklerle, etkinlikleri evet. var. O etkinliklerle kelimeleri ezberliyorlar, konuşmayı öğreniyorlar. Hatta şöyle diyeyim, 4 yaşında okulumuza gelen bir öğrenci, 5 yaşın sonunda rahatlıkla İngilizceyi konuşabilecek duruma geliyor. Evet. Yani bizim işte ya kendi başının çaresine bakabilir diyeceğimiz kadar İngilizce öğrenebiliyor. Bu
Bu çok önemli bir Evet. süreç. Özellikle dediğim gibi az önce de büyüdükleri zaman bunun ne kadar önemli olduğunu aslında Anlayacaklar. anlayacaklar. Evet. Peki hocam, buraya gelen öğrencileriniz biliyorsunuz ki sizde beslenme de çok önemli. Okulunuzda beslenme açısından bir yemekhaneniz mevcut mu, kantininiz mevcut mu? Burada öğrenciler hangi öğünlerde burada oluyorlar? Bizim yemekhanemiz mevcut. Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir şirketten destek Evet. almıyoruz. Daha önce denedik, çok verimli olmadığını gördük. Sonuçta kendi aşçımızla, kendi yemekhane kadromuzla çocuklarımıza günlük kahvaltı veriyoruz. Öğlen yemeği veriyoruz. Artı anaokulu, yani ana sınıfı dediğimiz grup ve ilkokul 1 ve 2. sınıflarda da ikindi öğünü, diğer adıyla işte akşam öğünü denilen öğünleri veriyoruz. Yani çocuklarımız yemekhaneden kahvaltı tamamı faydalanıyor, öğlen yemeğinden tamamı faydalanıyor. İkindi öğünü dediğimiz ara yemek grubunda da yine anaokulu ve ilkokul 1-2. sınıflara veriyoruz. Özellikle sadece öğle yemeğiyle sınırlı kalmayıp kahvaltılarını Tabii burada tabii rahatlıkla tabii. yapabiliyor olmaları çok önemli Tabii. onlar için. Bu konuda da her türlü imkanı size sağlıyorsunuz. Ve Sağlıyoruz. günümüz şartlarında da sizin de bildiğiniz gibi hijyen de çok önemli olduğu için burada bir aşçınızın olması, yemeklerinizin sizin gözünüzün önünde yapılıyor olması aslında daha da eminim güven veriyordur velileriniz Elbette için. ki, elbette ki. Peki hocam, okulunuzun fiziksel donanımı hakkında biraz bilgi verecek olursanız eğer, neler söylemek istersiniz? Okulumuzda fiziksel, yani okulumuzda normal bir kolejde olması gereken hemen hemen her şey var. Herhangi bir eksiğimiz yok. Yalnızca havuzumuz yok. Evet. Havuzda biraz sakıncalı bulduğum için havuza çok sıcak bakmıyorum. Onun dışında sosyal etkinlik alanları, sportif alanlar, belki birazdan aşağı indiğimizde göreceksiniz. Sosyal etkinlik alanı dediğimiz sanat sokağımız, yani ekoloji, müzik, resim, kil çalışmalarıyla alakalı her türlü desteğimiz var, atölyemiz var. Peki hocam, okuldan sonra servis olanaklarını da konuşacak olursak eğer, öğrencileriniz buraya gelirken ve okul bittikten sonra evlerine giderken servis olanaklarınız nasıl? Servis için aldığınız bir güvenlik önlemi var mı? Varsa neler? Tabii ki. Servis kullanıyor Evet. öğrencilerimiz. Tabii serviste okulumuzun kendi araçları değil. Dışarıdan anlaştığımız servis Anlaşmalı olan şirketleriyle, anlaşmalı yerler. servis şirketiyle bu servis imkanı sunuyoruz. Tabii okulumuz cumartesi günde çocuklar geldiği için 5,5 gün, 5,5 gün servis hizmetini öğrencilerimize veriyoruz. Güvenlik konusuna gelince zaten servisleri biliyorsunuz, trafik ekipleri çok sıkı denetliyor. Evet. Her türlü tedbiri almakla yükümlüler. Servislerimizde emniyet kemeri kullanılması, servis ablasının olması zorunlu zaten. Bunu biz her servis aracında zorunlu kılıyoruz. Hız sınırlarına uymaları zorunlu. Çünkü sözleşmeleri yaparken biz bunları kalem kalem yazıyoruz. Yani çocukların can güvenliğini sağlayacak her türlü şartı servislerde kullanıyoruz. Konuda da çok önem Tabii veriyorsunuz ki, tabii güvenlik ki. açısından. Peki hocam, sizi tercih etmek isteyenler için konum olarak neredesiniz? Size nereden ulaşabilirler? Yerimiz Yakınca Mahallesi'nde, kolejimiz. Zaten tek bir kampüs bina. Rahatlıkla ulaşımı kolay. Tabii internette rahatlıkla Malatya Doğa Koleji diye girdiğinizde adres ve konum bilgisi çıkıyor. Yani çarşı merkezindeki bir velimiz, herhangi bir kişi rahatlıkla 10 dakikada, en uzun 10 dakikada binamıza ulaşabilir. Zaten dışarıdan gelenler için de buradan hem okla gösteriliyor hem de üzerinde başarının yönü Evet, yazıyor. evet, evet. O Şeyimiz yüzden var. oradan da buradan bizi izleyenlere de söylemiş olalım. Kolaylıkla Doğa Koleji'ni bulabilirler. Ulaşabilirler. Peki hocam, son olarak başarınızın sırrı nedir? Sizi neden tercih etmeliler? Şimdi başarının sırrı çalışmaktır. Evet. Titizlikle çalışmaktır. Yani yalnızca çalışmak değildir. Titizlikle çalışmaktır. Önem vererek çalışmaktır. Bizi niçin tercih etsinler? Onu söyleyeyim hemen. Biz gerçekten titizlikle veli ve öğrenciyi kendimizden daha çok düşünerek çalışıyoruz. Her şey çocuklar için. Çünkü bir okulun amacı çocuğa hem eğitim hem öğretim yapmaktır. Evet.
Biz bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, okul personelimiz bu anlamda çok titiz davranıyor. O anlamda bizi tercih etmeleri yani bu sebepten olması normal. Buradan da söylemiş olalım. Sizi tercih etmek isteyenler için geldikleri zaman mutlaka onlar da şahit olacaklardır Elbette zaten. ki, elbette ki. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bizlere Ben ayırdığınız teşekkür için biz ederim. de bir kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra rehberlik hocamızla devam edeceğiz programımıza. Çok sağ Teşekkür olun, ederim. Siz de sağ teşekkürler. olun. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Doğa Koleji'nde rehberlik alanında neler yapılıyor onlara bakacağız, onları dinleyeceğiz. Reklamlardan sonra Başarının Gizemi programıyla sizlerle olacağız. Ekranlarınız başından ayrılmayın. Evet, kısa bir reklam aramız vardı. Reklamlardan sonra tekrardan sizlerleyiz. Şimdiki bölümümüzde ise Doğa Koleji Rehberlik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Ebru Alahan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ebru Hanım, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Fırat Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 10 yıla yakındır özel sektördeyim. Birçok kursta ve kolejde çalıştım. Yerel ve kurumsal okullarda da çalıştım aynı zamanda. Aslında çok uzun zamandır liseli öğrencilerle ilgileniyorum. Bu arada ilgilendiğim öğrenci grubu lise. Lise, evet. Evet, 9. sınıftan mezun öğrenciye kadar birçok öğrencim oldu şu ana kadar. Doğa Koleji de bu noktada severek çalıştığım bir yer, öyle söyleyeyim lise ben. Lise dönemi de aslında çok önemli. Çok büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Üniversiteyi hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim aslında şimdi kendim, ben hep öğrencilerimle de görüştüğüm zaman şunu ifade ediyorum. Biz artık sizi bir okula hazırlamıyoruz. Okul hayatı hep öyle geçiyor. İlkokulda çocuk, aileler özellikle çok güzel bir ortaokul bulma arayışına giriyor, biliyorsunuz. Evet. Hatta bu ilkokulda bile başlıyor çünkü çok iyi bir sınıf öğretmeni arıyorlar. Bazı okullar için adres değişiklikleri yapılıyor. Birçok mesele dönüyor aslında bu konuyla ilgili. Ortaokulda aynı şekilde bir okul arayışı oluyor. Lisede, lise için fen lisesi kazanılsın ya da çok fen lisesi kazanmadıysa dahi ortamının çok iyi olduğu, öğrencisini gönderebileceği, daha iyi bir eğitim alabileceği bir kadro araştırılıyor. Çok iyi bir öğretmen kadrosu araştırılıyor. Ama biz lise olarak artık bu temponun bittiği, artık velinin de bir okul, bir öğretmen arayışına girmediği bir eğitim sürecine giriyoruz. Evet. Neden? Çünkü biz artık öğrencileri bir okula değil de bir mesleğe hazırlıyoruz. Yani hatta 9. sınıf velilerime ve öğrencilerime şundan bahsederim hep. Biz ilk başladığımızda da ben öğrencilerimize bununla ilgili bir seminer yaptım. Gençler dedim, şunu unutmayın. Öğrenciler için de veliler için de lise 4 kademe, bildiğiniz gibi 4 yıl olduğu için, ortaokulda aynı şekilde 5, 6, 7 ve 8. Evet. 5. sınıf başladığı gibi öğretmen de veli de öğrenci de sanki 9, 1, 5'miş gibi hissediyorlar. Yani 5 başladı ve 9 eşittir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki eğitimde 5. sınıf bir sınav müfredatı içermiyor. 6. sınıf bir sınav müfredatı içermiyor. 7. sınıf hakeza aynı şekilde bir sınav müfredatı içermiyor. Tabii ki önemli değil mi o konular? Çok önemli. 8'deki üslüğü anlayabilmesi için çocuğun aslında o eski süreçteki konuyu da, o temeli atması hakim lazım. Hakim olması lazım. Kesinlikle. Ama biz lisede 9 birinci gün başladığımız gibi temel kavramlar diye öğretmenim oraya başlık attığında 4 yıl sonra gireceği sınavdaki müfredata başlıyor. Evet. Hani biz 4 yıllık bir sınav müfredatı, akademik bir sürece giriyor öğrenci. Bu yüzden lise, hep söylüyorum, çok çok önemli çünkü artık mesleği seçtiği ve öğrencinin ergenliği had safhada yaşadığı bir süreç. Velinin artık öğrenciye söz geçiremediği bir süreç, öyle söyleyeyim. Aslında bu liseye geçtikleri dönemde sınavdan yeni çıktıkları için lise 1'de bir boşlama söz konusu olabiliyor öğrenciler için de. O kadar yüksek ki, o kadar doğru bir şeye değindiniz ki. 9. sınıf
öğrencilerimiz bize şunu söylüyorlar. Hocam çok çalışmamış da olabilirim ama inanın bu beni her stres, hafta o evet. denemeye koydular diyorlar. Evet. Hani biz çok stresli bir süreçten çıktık. Bu sene kesinlikle bize karışmayın diyorlar yani. Veli de her gün 300 soru çözen, 200 soru çözen öğrencisinin bir anda eve gelip çantasını yatağın üstüne atıp dışarı çıkmasından rahatsız oluyor. Evet. Orada bir öğrenci veli çatışması aslında başlıyor 9. sınıfta. Alışılagelmiş süreç değişiyor veli için. Evet. Öğrenci için de bir bıkkınlık, yeni bir döneme başlama. Birden yüksek bir tempodan Kesinlikle tamamen öyle. zıt bir şeye düşüyorlar aslında. Aynen öyle ama şöyle de bir durumumuz var. Şimdi ortaokul 8. sınıf müfredatında sosyal bilgiler diye dersimiz var. İnkılap, fen bilgisi diye dersleri var. Ama bizde bir anda fen bilgisi, fizik, Kimya, kimya ve evet. biyoloji. Üç branşa dönüyor ve çocuk 8'deyken fen bilgisinde misal veriyorum periyodiği çözebiliyordu ama basit makinayı yapamıyordu sınavda ve çocuk kendi şöyle hissediyordu. Ben fende iyiyim. Aslında fende kötü değilim ama bir üniteyi yapamıyorum. Hani o çocuğa böyle zayıflık hissi oluşturmuyordu. Bize gelince çocuk fizik dersi, o basit makina dediğimiz bir branş aslında. Orada fiziğin Evet. bir temeliydi. Orada hücreyi işlerken çocuk organellerden bahsederken biyoloji işlediğinin farkında değil. Fen bilgisi işliyorum ben ve yapabiliyorum aslında. Çok daha detaylara ayrılıyor. Akademik bir alana bölüşünce çocuk orada ben bu dersi yapamıyormuşum oluyor. Yani bu öğrencide de aslında bir farkındalık süreci oluyor. Biz mutlaka bunlara değiniyoruz çocuklara. Neyle karşılaşacaklarını bilmeleri lazım ki hazır olsunlar. Hazır bulmuşlukları yüksek olsun Evet. öğrencilerin. Peki hocam, az önce dediniz biz bunları yapamıyormuşuz aslında Evet. diye belirttiniz. Peki öğrenci bunu hissettiği zaman sonrasında neler yapmalı? Kesinlikle çok çok güzel bir şeye değindiniz. Çünkü eğitimde en kritik aslında en sorun yaşadığımız şey şu. Öğrencinin yapamıyorum hissi. Evet. Ben yapamayacağım sanırım. Ben yapamıyorum sanırım. Ve bunu hissettiği üç branş ağırlıkta var. Biliyorsunuz Evet. fizik, matematik ve geometri. Aslında milli eğitimde geometri bir branş değil. Matematik dersi altında işlenen ve son ünitelerdir genelde. 9'un sonu üçgen, 10'un sonu çokgen şeklinde ilerler. Ama 11 müfredatına başladığımızda da trigonometriyle başlarız. Analitikle başlarız. O da bir başlı başına matematiktir ama geometri diye başladığımız bir derstir. Biz ne yapıyoruz aslında? Ben direkt onu Doğa Koleji'ne çevireceğim. Biz neler yapıyoruz? Evet. Yapamıyorum hissedenler için. Biz ilk başladığımızda öğrencilere bazen neyle karşılaşacaklarını ifade etmek, evreni geniş tutmak, evren hakkında bir şeylerden bahsetmek çocuğu rahatlatıyor. Bir bilinmezliğe başlıyor liseye ve akademik bir eğitim aldığı için inanın bana cidden çok zorlanıyorlar. Ben bunu hissediyorum. Bunu fen lisesi öğrencileri için de söyleyebilirim. Sadece çok çalıştıkları için bunun üstesinden gelebiliyorlar. Evet. Ciddi anlamda çalışılması gereken bir müfredat işliyorlar. Bunda birebir çok etkili. Onu söyleyebilirim. Öğrenciye birebir dokunabilmek lazım. Bizim sınıflarımız 20'yi aşmayacak şekilde dizayn ediliyor. Ve 20 kişiyi aşmadığı için aslında öğretmen bir derste bütün öğrencilerle bireysel irtibat kurabilecek seviyeye geliyor. Bunun ötesinde bizim ders programlarımızın içinde çakılı birebir saatlerimiz var. Bildiğiniz bugün 3. saat atıyorum öğrenci matematik dersine gireceği gibi bizim müfredatta Perşembe günü 5. saat misal olarak söylüyorum 9. sınıfımızın birebir saatidir. Hocam peki bir saatte bu kadar öğretmeni nasıl boşta bırakıp nasıl diğer sınıflar ders işlemiyor mu? Nasıl bir şekilde birebir alıyorlar? Biliyorsunuz akademik ders dışında biz birçok ders veriyoruz. Bunlar TNBA, robotik kodlama, Evet. beden eğitimi, felsefe de belki akademik ama felsefe, sözel daha öğrencinin zorlanmadığı dersler. Biz diğer sınıflarımızda bu dersleri o ders saatine denk getirip ana branş öğretmenlerimizin hepsini o saatte 9. sınıflara birebir verecek şekilde boşta bırakıyoruz. Ve o ders saatinde öğrencinin ölçme değerlendirmesine ve kendi isteğine göre hocam ben
Mesela benim yanıma geliyorlar. Hocam diyorlar, biz bu hafta şu konuyu işledik. Sanırım ben derste çok anlayamadım. Ve biraz da 9. sınıflar daha utanıyorlar. Yeni Evet. tanıştıkları için sınıfla da çok bir oryantasyon sürecini bazısı çok hızlı atlatıyor. Bazısı bir dönem boyunca Ya da sınıf atlatamıyor. içerisinde anlayamadım, anlamadım Kesinlikle demek de çekiniyor. Hani ona evet. hocam ben anlayamadım demeye çekiniyor şimdi. Evet. Ne kadar öğretmen bu yakınlığı gösterse de biz nesil olarak misafirliğe gittiğinde sus diyen bir nesil olduğumuz Evet, için bizim hep böyleydi çocuklarımız aslında. kesinlikle öyle daha suskun, daha böyle eksiklikleri ifade etmekten çekinen bir nesil Evet. yetişiyor. Şimdi bir orada bireysel de bana bunu söyleyebiliyorlar. Ben o saatte o öğretmenle o öğrenciyi bireysel görüştürüyorum ve anlamadığı yeri öğretmen ona bireysel de tekrar anlatıyor. Bu da öğrencinin "Aa, aslında çok zor değilmiş. Ben bunu Evet. yapabiliyormuşum." hissi oluşturuyor öğrencide. Çok güzel bir imkan aslında bu. Özel ders diyoruz Evet. aslında biz buna. Özel ders imkanı tanıyoruz. Bizim ders programımızın içinde çakılıdır. Öğrenci her hafta bizden özel ders alır. Ve bu özel dersi de biz bir programla ben bunu Excel'de tutarım. Her öğrencinin bu hakkı saklı durması için. Öğrenci bir hafta fizik aldıysa diğer hafta mutlaka matematik ya da kimya ya da biyoloji. Mutlaka her hafta bir tanesinden alır. Değiştirmek de zorunludur. Çünkü neden? Bazen biliyorsunuz bazı öğretmenler böyle çok kafa derler öğrenci Evet. deyimiyle. Kafa öğretmen, ondan ders Evet. almak istiyorum der öğrenci. Çok seviyorum hocam. Muhabbet etmek için bile o derse gitmek istiyor öğrenci. Ama biz bunu da bu da olmasın diye hani biz her hafta onu biz değiştiriyoruz. Bazen ben öğretmen toplantılarımızda arkadaşlar özellikle talep ettiğiniz bir öğrenci var mı özel derste? Dersinizde koptuğunu hissettiğiniz. Hocam bu hafta bende değildi. Bu çocuk bu hafta biraz daldı. Ona onunla bağ kuramadığımı hissettim dediğiniz öğrenci varsa bizden talep edin. Her zaman öğrenci talep etmek zorunda değil. Siz Evet, talep tabii ki. edin. Öğrenciyi biz size yönlendirelim diyorum. Ve sağ olsun öğretmenlerimiz de bunu talep ediyor. ŞÖK'ler bilirsiniz her sınıf için ŞÖK toplantıları alıyoruz şubeler için. Bu toplantılarda da öğretmenlerimiz bize talep eder. Biz mutlaka bunu not alırız ve mutlaka öğrenciyi öğretmenle Bu görüştürürüz. da çok güzel bir imkan. Evet. Özellikle öğretmenlerin de buna dikkat ediyor olması ve sonrasında böyle bir şey istiyor olmaları da çok Evet, önemli. evet. Peki hocam, sonrasında biliyorsunuz 9. sınıf falan dedik ama Evet. sonrası için bu fizik, kimya, biyoloji, bu Evet. sayısal alanlar hakkında bir de bu kısmın sözel alanı var. Yani eşit Kesinlikle. ağırlık, sözel, sayısal Evet, hatta dil grubumuz var bizim. ayrıldığı bir dönem var. Peki Evet. bu sözel grubunuz var mı? Eğer talep olduğu zaman biliyorsunuz ki sözel çok az oluyor. Evet. Genelde eşit ağırlık Kurslarda ve dahi 7 sayısal. tane sayısal sınıf varsa Evet. bir tane sözel sınıf Evet, eşit vardır. ağırlık ve sayısal tercih ediliyor. Evet. Ama sözel grubu isteyen öğrenciler için ne gibi imkanlar sunuyorsunuz bu öğrencilere? Örneğin Tabii. diğerleri matematik dersindeyken diğer öğrenci bir tarih dersinde olabiliyor mu? Böyle özel birebir bir ders sunuyor musunuz? Çok güzel bir şeye değindiniz. Hemen söyleyeyim. Etüt saatlerimizde tarih öğretmenimiz, coğrafya öğretmenimiz, edebiyat öğretmenimiz, Türkçe öğretmenimiz hepsi aynı zamanda onlar da müsait. Bizim doğanın aylık KTT dediğimiz DAGİS dediğimiz doğa tarama sınavlarımız vardır. Evet. Ve bunlar Türkiye geneli yapılır. Çok iyi herkes biliyordur aslında bilmiyorum isim vermem doğru mu ama Özde 1 TÖDER dediğimiz Türkiye geneli sınavlarımız var. Evet. Doğanın bu sınavları peki kıymetli yapan nedir? Oradaki sorunun kalitesi mi yoksa öğrencinin kendini Türkiye'de sıralamasını görebilmesi mi? Aslında en önemli kısmı öğrencinin kalabalık bir grupta nerede olduğunu görebilmesidir. Evet. O sınavları kıymetli yapan. Bizim öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren hatta bugün ben söyleyeyim şu an yukarıda sınavı uygulayıp aşağı indim. DAGİS dediğimiz sınavlarımız var. 9. sınıfta öğrenciyi siz bir 9. sınıf deneme sınavına alamazsınız. Çünkü 9. sınıf bitmedi ve bir genel tarama mümkün değildir. 8. sınıftan sürekli sınav yapıp öğrenciyi aslında şu an işlenen konudan uzaklaştırıp geriye döndürmenin de bir manası yoktur genel sınav anlamında. Peki biz neler yapıyoruz? Bizim doğa merkezin birlikte aslında kurumsal olmanın getirisiyle birlikte her ay belli derslerden sınavlarımız oluyor. Mesela şu an öğrencilerim yukarıda matematik sınavındalar. Sadece matematik tek ders saati sürüyor, 30 soru geliyor ve bütün Türkiye'deki 100 küsür doğa koleji aynı anda aynı ders saatinde bu sınava giriyor. Evet. Sorular son gün bize geliyor. Kesinlikle branş öğretmenleri ya da kimse biz o soruları
bir hafta önceden ulaşıp tabii ki güven var ama Hı-hı. sorular dahi son gün geliyor bu Evet. noktada. Cevap anahtarı sınav bittikten sonra geliyor. Yani her şey bir sistem dahilinde işliyor ve biz o ders saatinde öğrencileri o sınava alıyoruz. O ana kadar o konuların işlenmiş olması gerekiyor. Yaptığımız şey şu aslında. Biliyoruz ki MEB'in ve bakanlığın üstünde durduğu şey kazanım. Evet. Kazanımlarla ilgili son dönemde MEB kitaplar çıkarmaya başladı 3 adımda diye. 3 adım kitapları çıkarttı. Bu 3 adım kitapları neydi? Kazanımları değerlendiren kitaplardı. Biz her branş için kazanım sınavları uyguluyoruz. Ve kazanım sınavlarını 100 okul kendi içinde değerlendiriliyor. Biz öğrencimizin aslında doğada, Malatya doğada bir ortaokulda, bir lisede ya da 4 ve 5 içinde bu geçerli ilk Evet. öğretimde kaç kişi olduğu önemli değil. Veli şunu görmüyor. 12. sınıfta benim 50 öğrencim varsa dahi öğrenci 50 öğrencilik sıralamada öğrencisini hocam 50 kişiden kaçıncı oldu diye gelmiyor. Biz veli ararken şunu söylüyoruz. Bu sınava 5.000 kişi girdi. Öğrencimiz 5.000 kişi içinden 150. oldu. Bu bilgiyi veriyoruz ve yaptığı net bu kadar. Aslında şu ana kadar işlenen tüm konular verildi. Bu noktada hem sayısal hem sosyal bütün branşlarda özel ders alabiliyor ve mutlaka aylık periyotlarla bunlar özel olarak sınava tabi tutuluyor. Peki hocam, anaokulundan başlayıp liseye kadar bir eğitim süreci Doğa Evet. Koleji'nde mevcut. Evet, Peki. hatta böldüm, çok özür dilerim. Hatta artık Bilgi Üniversitesi ile aynı çatı altında buluştuğumuz için biliyorsunuz can eğitim kurumlarıyla artık biz doğa için şunu söyleyebiliyoruz. Anaokulundan Üniversiteye. üniversiteye ve hatta üniversitede demeyeyim doktoraya kadar bir eğitim imkanı Süreci, evet. sunuyoruz. Peki hocam, burada Malatya Doğa Koleji'nde öğrenciler ve veliler için biliyorsunuz da sizin de bildiğiniz gibi Evet. velilerin de bilinçli olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bu bir süreç. Evet. Özellikle sınav dönemi için çok önemli. Okuldan sonrasında evde neler yapıyorlar? Burada da ebeveynlerin size yardımcı olması gerekiyor. Karşılıklı iletişim halinde olmanız Evet. gerekiyor. Buraya gelen veliler ve öğrenciler için onları neler bekliyor? Özellikle bu sınav sürecinde Evet. ebeveynlerin neler yapması gerekiyor? O kadar bir rehber öğretmen olarak şu an kanayan yarama Evet, onu dokundunuz. fark ettim zaten. Buradan da Kesinlikle. söylemiş olalım. Belki de velilerimiz de şu an bizi Evet. izliyorlardır. O Evet. yüzden onları neler bekliyor, nasıl davranmaları gerekiyor Evet, öğrencilere? öncelikle veliler, sizleri, velilerimiz, anneler, babalar, en kıymetli annelerimiz. Onlar çok dert çekiyorlar, çocuklarını naz yapıp onlara. Evet. Sizleri çok seviyoruz, çok ciddi emekleriniz var kesinlikle. Her daim de yanınızdayız ve desteğiz size. Ama şu noktada ben gerçekten birazcık varyansın edeceğim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir psikolojide bir deyim Evet. var. Ben şu noktada çok üzülüyorum ve rehber öğretmen olarak buna da çok dikkat ediyorum. Çok kısa da örneklendireceğim size bunu aslında. Her öğrencinin kaygı düzeyi aynı değil öncelikle. Her öğrencinin stres seviyesi aynı oranda değil. Ama biz çocuklara aynı oranda streste bulunmalarını ve kaygıda bulunmalarını öğretiyoruz. Bunu en çok da velilerimiz öğretiyor. Öğrenci hiç stresli değilim hocam, bir problem mi var dedi. Aslında bir problem yok. Herkes çok stresli olmak zorunda değil. Hocam diyor, annem teyzemle konuşuyordu telefonda. Öğrenci de mutfağa geçiyor sırada salonda. Annesi teyzesine, bizim kızın sınavı var, çok stresli. Zaten misafir kabul edemem bu dönemde. İnanılmaz öğrencim kaygılı. Çok ders çalışması lazım. 10 saati bulması lazım. Gibi gibi konuşmalara Evet. tanık olmuş ve öğrenci şunu söylüyor. Hocam stresli olmam lazım. Bazen rehberliğin akademik takviminde bize kaygı seminerleri zamanlarımız var. Biz bu dönemlerde ben öğrenciler eğer hocam çok kaygılı hissediyorum demedikleri sürece bir kaygı semineri yapmıyorum. Neden? Çünkü biz çocuğa bunu öğretiyoruz. Mesela şu an sizle konuşurken size bu çok klasiktir, belki klişedir ama pembe bir fili düşünme dediğimde siz zihninizde isteseniz de istemeseniz de bir pembe fil canlanır. Evet. Ve kendinize pembe fili düşünmemeliyim. Bu düşünmek için bir eylemdir aslında. Mümkün değil düşünmemek. Zihin, ben hep öğrencilerime 11 ve 12'lere şunu söylerim. Düşünce asla engel olamayacağın bir nehir gibidir. Sen düşünmeye ket vuramazsın. Aksine ket vurduğunda büyür, büyür, büyür ve daha büyük bir taşkınlıkla sana cevap verir. Peki hocam ne yapabiliriz? Engel olamayacağımız, asla savaşamayacağımız bir şey mi bu? Hayır.
kanallar açabiliriz. Bir nehir düşünelim, akıyor. O nehrin önüne biz briket vurduğumuzda barajları düşünün, taşırmak için, aslında daha çok suya sahip olmak için yapıyoruz. Düşünceyi de arttırmış oluruz. Peki neler yapabiliriz? Sağa bir kanal açarız. Biraz düşünce oradan o tarafa aktığında buradaki güç hafifler. Sola bir kanal açarız. Peki bunlar nedir? Ben her daim aynı zamanda eğitim koçluğu yapıyorum ben. Birçok fen lisesi öğrencim var. Velilerimle şunları görüşüyorum. 12. sınıf öğrencim. Dün bir öğrencideydim ve anneye şunu söyledim. Öğrenciyi lütfen dedim. Ya kemana, ya piyanoya, ya da bir pilatese olabilir. Herhangi bir şeye yönlendirmenizi istiyorum. Hocam dedi, sınav senesi. Evet dedim, sınav senesi. Ve öğrencinin sürekli alımı olup da bir yerde enerjisini atamadığı zaman bu çocuk algısı zayıflayacak. Doğa Koleji olarak anaokulundan dediniz ya, biz Doğa Koleji olarak aslında anaokulundan bize gelen ve liseye kadar, üniversiteye hazırladığımız sürece kadar akademiden ziyade, sürekli akademiden bahsettiğim için söyleyeceğim, aslında bir sosyal alan sunmadığımız sürece öğrencinin öğrenmesi zayıflayacak. İnsan sosyal bir varlıktır. Her zaman sadece sırasında oturup 40 dakika öğretmeni böyle dinleyip öğrenmek mümkün değildir. Bazen derslerinde başarısız olan öğrencilerde ya da yavaş öğrenen öğrencilerde hep şunu söylerim sınıfta, seminerlerimde. Gençler derim, beni bir yüzme öğretmeni olarak düşünün ve burayı bir yüzme kursu olarak düşünün. Ve ben size inanın, ben defalarca ödüller almış bir yüzme öğretmeni olayım ve en iyi yüzücü olayım, milli sporcu olayım. Ama ben size burada gelip defalarca nasıl yüzüleceğini, nasıl kulaç atılacağını, her şeyi en ince detayına kadar anlatayım. Evet. Ve çok iyi dinleyin beni. Hepiniz bende olun. Çok iyi dinleyin. Peki ben sizi suya bıraktığımda çok iyi kulaç atacak mısınız? Hayır. Mutlaka o su yutulacak. Öğrencilerimiz mutlaka hayatın içinde öğrenecek. Yaşayarak öğrenecekler. Yaşayarak öğrenecek. Ve bu noktada beynin hem sağ lobunu hem sol lobunu desteklemek lazım. Akademik alan dışında çocuğu sosyal bir varlık olduğunu unutturmamak lazım. Burada biz hafta sonları, cumartesi günleri kulüp imkanı sunuyoruz çocuğa. Bir gitar, mesela benim öğrencilerim şu an cumartesi günü bu hafta bağlama kursu alan öğrencim vardı. Robotik kodlamadan eğitim alan öğrencim vardı. Rusça dersi veriyoruz cumartesi günü. Voleybol kulübümüz var. Almanca kulübümüz var. Şimdi baktığım zaman satranç kulübü var. Drama kulübü var. Yüzme kulübü var. Şimdi baktığımız zaman o kadar çok imkan ki. Bunlar aslında dışarıda bir sektör değil mi? Evet. Hani bunlar bir kurs sektör aslında, bunlar bir eğitim sektörü ama biz bunları Doğa Koleji olarak bu eğitimleri vermediğimiz takdirde sadece matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Zaten sosyal aktivitelerinde fazla olması, her türlü imkanı sunuyor olmanız da burada çok önemli. Evet. Ve öğrenciler için de eminim çok güzeldir. Kesinlikle öyle. Ben de çok bir Doğa Koleji mezunu olarak. Gerçekten evet. Şu an çok gurur duydum ve çok mutlu evet. Oldum. Peki Ebru Hocam, yabancı dile de çok önem veriyorsunuz. Kısaca bir ondan da bahseder misiniz? Kesinlikle çok önemli. Şöyle söyleyeyim, demin bahsettiğimde aslında onu da desteklemiş olduk. Biz 9. sınıflar anaokulunda çok net bir şekilde öğrencilerimiz, hatta koridorlarda gezme imkanınız olursa göreceksinizdir. Türkçe konuşmak yasaktır bizim speaking derslerimizde ve koridorda dahi evet. Öğrencilerimiz İngilizce böyle konuşarak böyle dolanırlar. Çok tatlı bir görüntü oluşturuyorlar. Geçen yıl biz Antalya'ya bir hafta Kemer'e öğrencilerimizi dil kampına götürdük. Sadece otelde ve bir hafta boyunca, hatta Alaaddin Hocam demin sanırım onunla da röportaj yaptınız. Evet. Alaaddin Hocam bir hafta boyunca o da Türkçe konuşmadı. Artık telefonu açıyor, bakıyor, hatta birkaç sunum yaptı. Öğrencilerimizle İngilizce noktasında inanılmaz destekliyoruz. 10 küsür saat İngilizce dersimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Ve ya, hafta sonu Almanca ayrı olarak veriyoruz. Evet. Anaokulundan liseye kadar... İki yabancı dil imkanı sunuyoruz. İngilizce ve Almanca. Yüksek oranda İngilizce saati, onu destekleyecek örtüde de bir Almanca veriyoruz. Lisede de hakeza hafta sonlarında Rusça kulübü açıyoruz. Yani baktığımız zaman üç dil noktasında öğrencilerimizi destekliyoruz. Hatta bu sene bir iki öğrencimiz Fransızca da istedi. Eğer sınıf tamamlanabilseydi biz... Fransızca da verecektik. Yani çünkü gelişen ve değişen bir dünya sistemi var. Evet. Ve buraya öğrenciyi şunu çok net biliyoruz. Ben suç alanında, kriminal alanda yüksek lisans yapıyorum. Geçen bir test konusu için bir kitap araştırıyordum. Şöyle bir
İngilizce makale çevirmem gerekiyordu. Neden? Çünkü bütün Google'da araştırma yaptığımızda bütün makale ve yazı dili evet, İngilizce aslında. Şimdi baktığımız zaman İngilizceyi artık ben bazen öğrencilerime şey diyorum. Yabancı dil formatında artık Almanca ve Rusça kabul ediyorum. İngilizce artık yabancı dil olarak kabul edemiyorum. Evet, herkesin bilmesi gereken bir dil artık. Kesinlikle öyle. Artık o bizim mecburi bir eğitim dilimiz. Evet. Az önce de geçirdiniz ama ben detaylı sormak istiyorum. TMBA. Evet. Bu nedir? Bu sistem nedir? Bize detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki. Çok gurur duyarak vereceğim bir bilgi aslında bu benim. Ben daha önce çalıştığım kurumlarda aslında böyle bir dersle ya da böyle bir altyapıyla karşılaşmadım. Geçen yıl ve önceki yıllarda doğada bu dersin aslında ilk geldiğim zaman da ne kadar etkili olduğunu ilkin çok fark edememiştim, öyle söyleyeyim. Evet. Bir teknoloji dersi gibi hissettim. Kendim bir öğretmen olarak dahi. Şöyle söyleyeyim, TMBA değişen dünya sistemindeki girişimcilik, biliyorsunuz şu an artık kime ne dersem girişimciliği evet. Herkes artık biliyor çok net. Bir Instagram dili haline dönüştü aslında girişimcilik. TMBA teknolojik ve girişimcilik üstüne bizim öğrencilere finans dersi verdiğimiz bir ders. Bu 8. sınıfta yanlış bilmiyorsam teknoloji ve inovasyon dersi var. Bizim lisede bu lise formatında verdiğimiz bir derstir. Öğrencilerimiz 9'dan 12'ye kadar TMBA dersimizde kripto paradan tutun, yurt dışında bir şirket açmaktan tutun, Türkiye'de kooperatiflerin şirket açma sisteminde nasıl bir yöntem izlediklerinden, yabancı dilin dünyada nasıl bu hale geldiğinden, hatta yapay zekanın dünyadaki geldiği son noktadan biz bir pazarlamaya kadar verdiğimiz bir ders. O kadar alan geniş ki, geçen yıl Bolu'da, bir önceki yıl Antalya'da ve bu sene tekrar Antalya'da yapacağımız bir seminerleri oluyor. Geçen yıl ben bizim TMBA liderimiz Eda Nur Kıymaz diye bir öğrencimizdi ve ben onunla birlikte Alaaddin Hocam sağ olsun liderimizi tek başına ve beni de onunla birlikte bir öğrenci için bir öğretmen kalktık ve Bolu'ya gittik. Çok bir güzel hafta bir Bolu'da kaldık evet. Ve inanın normalde 6 öğrenci gitmediği takdirde öğrencimizi başka bir ilin TMBA öğretmenine emanet ediyoruz. Yani sistem bu şekilde işliyor. Aslında bu anlattığınız şeyler belki de üniversiteden sonra öğrenilen, o da üniversite eğitimiyle bile değil, kişinin kendisini geliştirmesiyle, okuduğu kitaplarla, edindiği evet. Mesleklerle öğrendiği şeyleri kesinlikle siz burada bu öyle. İmkanı dersle ve uygulamalarla sunuyorsunuz. Kesinlikle ve oradan öğrencimiz kimlerden eğitimi aldı derseniz, bir hafta biz otelde Marmara Üniversitesi'nden endüstri mühendisleri, Yıldız Teknik'ten yapay zeka için öğretmenler, İstanbul Teknik'ten 3 tane profesörümüz, evet. ODTÜ'den hakeza aynı şekilde günlerce eğitim aldı öğrencilerimiz. Ben de hepsinden faydalandım. Elimde defter, bütün eğitimlerin arkasındaydım, her şeyi not aldım ve bu belgeler öğrencilerimize teslim edildi. Şunu çok iyi biliyoruz. Yurt dışında üniversite okumak isteyen bir öğrenciye sistem bizden biraz farklı işliyor yurt dışında. Evet. Biz de üniversiteye öğrenci gideceği zaman OBP'nin etkisi çok yüksek. Sınavda dahi, YKS'de dahi OBP dahil ediliyor. Yurt dışında bir üniversiteye başvurduğunuz zaman sizden OBP istemez. Dersinize giren bütün öğretmenlerden referans mektubu ister. Onun yanında gittiğiniz herhangi bir sosyal etkinlik var mı? Sosyal projeye dahil oldunuz mu? Herhangi bir girişimcilikte bulundunuz mu? Herhangi bir yerden eğitim aldınız mı? Belgeleriniz mevcut mu? Lisedeki öğrenciden bunu istiyorlar. Ama biz nasıl biliyoruz Türkiye'de? Üniversiteye giden öğrenci kendi alanıyla ilgili eğitimlere katılır ki CV'ye onu yazabilsin. Evet. Haksız mıyım? Hani, evet. CV'ye bunu yazabilsin. Aksine yurt dışında lisedeki öğrenci bunu yapar ki bu üniversiteye dahil olabilsin. TMBA bizim yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için resmen tam kapsamlı bir belge içeriyor. Ben öyle bilgi vereyim size. Çok güzel bir sistemmiş. Siz harika. De öğrencilerinizle birlikte her gittiğinizde yeni bir şey öğreniyorsunuz. İnanın onlar o kadar sayesinde şey. Siz de kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle oldu.
Peki hocam, bu çocukların adaptasyon sürecine biraz değinmek istiyorum. Özellikle liseye yeni geçenler Evet. ya da üniversiteye geçecek olanlar için. Evet. Sizler bu süreçte neler yapıyorsunuz? Tabii. Hatta anaokulu için de söyleyeyim. Çünkü en zor adaptasyon Evet, anaokulu. en Anneden zor. ayrılıyorlar. Biliyorsunuz kapı önünde ağlamalar, anneden kopmak istememeler. Özellikle bu konuda velilerinize ne tavsiye ediyorsunuz? Çok, Kesinlikle hemen evet değineceğim. hemen. Şimdi biliyorsunuz bir milli eğitim başlama tarihimiz var. Hani eğitim öğretimine. Evet. Biz okul olarak 2 hafta öncesinde başlıyoruz. Çünkü oryantasyonu akademinin gerisinin öncesinde başlatıyoruz. Akademik süreç başladığında öğrenci zaten buna hazır olsun diye. Öncelikle anaokulunda bireysel olarak yarım zamanlı çağırmaya başlıyoruz öğrencileri. Öğretmeniyle birlikte oyun oynuyor, zaman geçiriyor. Öğretmeniyle birlikte kahvaltı yapıyor. Bir öğretmenine alışma süreci geçiriyor. Evet. Tam zamanlı da gelmediği için aileyi de bir oyun alanına gelmiş de sonra annesinin yanına gidiyormuş gibi hissediyor. Bu anaokulu için söyleyeceğim süreç. İlkokulda öğrencilerimiz yarım günle başlıyor. Aynı şekilde sınıf öğretmenine alışıyor. Her şeyden önce arkadaşlarına alışıyorlar. Çünkü sınıf içindeki arkadaş edinme oryantasyonu en hızlı geliştiren süreçtir. Öğretmene yine bir nebze alışıyor ama arkadaşlarına alışması, akranlarla birlikte vakit geçirmesi öğrenciyi çok rahatlatıyor. Lisede biz 9-10'larda demin de aslında üstünde geçtiğimiz konuyla ilgili biz yabancı dille başlıyoruz. Öğrenciyi akademiyle boğmayıp 9'daki öğrenciyi hemen 2 hafta öncesinde alıp matematik, temel kavram, başla Evet. demiyoruz. Almanca ve İngilizce dersleri vererek hem öğrenci bir temel atıyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Başlayan öğrenci ya da Doğa Koleji'ne gelen öğrenci hepsi kolej temelli olmayabiliyor. Şimdi Evet. kolej temellilerde bir yabancı dil, evet, alt taban var ama devlet okulundan gelen öğrencilerimiz bu noktada eksik kalabiliyorlar. Ve biz bu oryantasyon sürecinde hem öğrenciyi akademik olarak yabancı dil noktasında destekliyoruz. Hem burada akranlarıyla birlikte zaman geçirip yarım gün geldiği için okuldan da sıkılmamış oluyor. Hem de öğretmenlerinin üslubuna bir alışmış oluyorlar. O süreçte de tam zamanlı yapmayıp öğrenciyi sıkmıyoruz, sık boğaz etmiyoruz. Bir de kahvaltılara hep birlikte etkinlikler yapıp hem öğrenciyi bir arada sosyal bir zaman geçirmiş oluyoruz. Hem de okul alanında zaman geçirdiği için okulun yemekhanesine alışmak bile o yemekhanede yemek yedikten sonra gerçekleşen bir Evet. süreçtir. Hani bu bir gerçek. Katına alışan öğrenci kantine gittiğinde kantinde bile şöyle bir duruyor. Yabancı Kantine giriş hissediyor. yürüyüşü bile değişiyor Kesinlikle o öğrencilerin. kadar doğru ki. Şimdi orada okulun her alanında vakit geçirmesi gerekiyor. Anaokulu öğretmenlerimiz çocukları alıp lise katına getirip sınıf gezdiriyorlar. Ve ama yanlarında olarak biz rehberliği kendi yanında, ben aynı şekilde yanında. Biz bakın bu okulda büyük öğrencileri gördüğünüzde tedirgin olmayın. Abiler, ablalar bu okulda. Evet. Aslında öğrenciyi okula alıştırmanın yanında öğretmenlere, akranlarına, binaya her şeye alıştırıyoruz. Bunun yanında bir de akademiye alıştırıyoruz yabancı dile. Öğrencilerin de bu süreçte siz her daim yanlarında oluyorsunuz Kesinlikle yani. öyle. Peki hocam, eğitimin yanı sıra okulunuzdaki sosyal aktivitelerde değinmiştiniz ama detaylı Evet. anlatacak olursanız eğer, sosyal aktiviteler de öğrenciler için çok önemli. Bunu zaten siz de anlattınız. Evet. Peki tam olarak sosyal aktiviteler neler yapılıyor? Ne gibi bir sistem mevcut? Tabii hemen şöyle söyleyeyim. Biz 2 hafta önce genel merkezden misafirlerimiz geldi. Bölge koordinatörümüz, Bilgi Üniversitesi bölge sorumlumuz ve bize geldiklerinde, sınıfa girdiklerinde bir şey benim çok dikkatimi çekti. Buna değinmek istiyorum. Sınıfa girdiler. Hani birkaç sınıfa ve sınıflara da asla bir anda girmediler. Bizi aradılar. Hocam, dersine girmemizi isteyen bir öğretmen varsa onun dersine girelim. Kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz dediler. Evet. Bir öğretmenimiz, hocam tabii buyursunlar gelsinler dedi. Ve sınıfa girdiklerinde öğrencilerle muhabbet ettiklerinde şunu sordular. Robotik kodlama dersiniz nasıl gidiyor? Yabancı dil dersiniz nasıl gidiyor? Ekoloji dersleriniz nasıl geçiyor? Dikkat ederseniz bahsettiğim dersler, hiçbiri kulüp dersleriniz nasıl gidiyor dediler. Hiçbiri matematik değil, fizik değil, Evet. kimya değil, biyoloji değil. Hatta ben çıktıktan sonra Hafız hocam, neden özellikle onları sordunuz dedim. Hani matematiği sormadınız, öbürünü sormadınız. Hocam dedi, mutlu çocuk öğrenir. Mutlu çocuk sosyal olan çocuktur. Ve hayatın içindeki çocuk da öğrenmeye açıktır. Şimdi baktığımız zaman bizim programlarımızın içinde şunu kırpacağım ama 11, 12 ve 7, 8'i bundan
çıkarıyorum. Evet. Bunu söylerken bunu çıkarmak zorundayım. 11, 12 ve 7, 8 bizim için artık sınav öğrencisidir. Hı hı. Ve biz onlara ciddi anlamda bir akademi sunuyoruz. Ama geriye kalan tüm öğrencilerimiz için hafta sonları bizim için bir sosyal çalışma günüdür. Bir ders günü değildir. Hafta içinde ekoloji dediğimiz, robotik kodlama dediğimiz, drama dediğimiz, aynı şekilde TÜBİTAK derslerimiz var. İnanabiliyor musunuz? Ders programında 2 saat 9'larımızda ve 10'larımızda kilitlediğimiz, kapattığımız ders işlenmiyor o saatte. Fizik, kimya, biyoloji ve TMBA dediğim bilim derslerimiz var. Öğrenciler ilk hafta hocam biz bunda ne yapacağız dediler. Öğretmenler hocam ne çalışacağız dediler. Hocam dedim hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Genel merkez bizi bu noktada destekliyor. Her hafta ne ilerlemeniz gerektiği, hangi projeleri gerçekleştirmeniz gerektiği, hangi envanterlere ulaşmanız gerektiğinin hepsini genel merkez bize gönderiyor. Bizde her öğretmen, drama öğretmeninden tutun fizik öğretmenine, müdür yardımcısından tutun müdüre kadar Ankara ve İstanbul'la genel merkezle iletişimli halinde ilerliyor. Peki bu bize ne sunuyor? Biliyorsunuz şunu, bunu kimse yadsıyamaz. Her ilin bir bakış açısı var. Evet. Bunu biliyoruz çok net bir şekilde. Nesil peki ne zaman büyür? Gençlik ne zaman tam olarak öğrenmeye geçer? Malatya'daki öğrenci İzmir'deki öğrenciyle aynı imkana sahip olduğu zaman bu nesil öğrenir. Evet. Aslında o aradaki haksız öğrenme sistemi kalkmış olur. Biz şunu söyleyeyim, geçen yıl bir öğrencimiz sınav döneminde anneannesi rahatsızlandı ve Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Ve yazılı dönemimizdeydik. Veli aradı beni, çok tedirgindi. Bütün yazılılara giremeyecek, anneanne ciddi rahatsız. Dilek Hanım dedim, hiçbir şekilde tedirgin olmanıza gerek yok. Hangi mevkide kalacaksınız dedim. Hocam Eryaman kısmında dedi. Tamam dedim, ben bir yarım saat sonra size dönebilir miyim? Tabii hocam dedi. Eryaman kampüsüyle hemen iletişime geçtik. Hocam dedik, bizim 10. sınıf bir öğrencimiz siz oraya gelecek. Orada bulunacaklar. Bir de bir 4. sınıf öğrencimiz vardı, kız kardeşi. Yazılıları sizin okulunuzda girebilirler mi? Tabii hocam, hemen misafir edelim. Hiçbir eğitim kaybına uğramadan, yazılı kağıtlarımız aynıydı çünkü. Biz ortak bir müfredat ilerleyip, İzmir'deki öğrenci fizik kulübünde TÜBİTAK'a hangi projeyle hazırlanmak istiyorsa Malatya'daki öğrenci de aynı imkana sahip. Ankara'daki öğrenci, belki İstanbul Florya'daki öğrenci. Şimdi bu bahsettiğim şeyler, biliyorsunuz eğitim eşitsizliğinin aslında çok belirgin örnekleri. Oradaki imkanlar şehirden şehre değişiyor. Kesinlikle mümkün olmuyor hani. Bunda beklenti de çok önemli. Velinin beklentisi de düşüyor her şeyden önce. Bizde hiçbir şekilde sistem değişmiyor. Ve öğrencimiz orada bütün sınavlarına girdi. Çünkü burada da aynı sınavlara girecekti. Sınavlarımız aynı. Bize o sınavları kargoyla gönderdiler. Aynı şekilde sisteme girdik. Ve öğrencim bir hafta da orada eğitim aldı. Geldiğinde Ece kuzum dedim. Hiçbir eşitsizlik hissettin mi? Ya da kendini farklı hissettin mi? Hocam dedi, kaynak aynı. Kitap aynı. Hocanın bahsettiği her şey aynı. Hiçbir şey hissetmedim, biliyor musunuz? Evimde hissettim dedi. Evet, bu çok önemli. Bu en çok önemli şey bu aslında. Değil mi? Bu evet. Çok önemli gerçekten. Zaten Doğa Koleji'nde Türkiye'nin her yerde olması, kurumsal olması ve genel merkezin sizi destekliyor olması zaten en önemli şey diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Doğa Koleji'ne kayıt yaptırmak isteyenler için biraz da konuşalım istiyorum. Evet. Programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii. Bu kriterleriniz var mı burayı tercih eden öğrencileriniz için? Bu süreç nasıl ilerliyor? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizim net bir şekilde biz şu öğrenciyi istemiyoruz diyebileceğimiz bir kriterimiz yok. Ama ara gruplarda şuna çok dikkat ediyoruz. Anaokulu ve ilkokulunda bakanlığın belirlediği bir yaş sınırı var. Siz anaokulunda öğrenciyi yazacağınız zaman bakanlık bize 72 aylık, 35 aylık, aylık, biz doğum tarihini alıp öğrenciyi, yani veli şunu diyemiyor. Hocam benim çocuğum çok başarılı. Ben 3 yaşa değil 4 yaşa yazmak istiyorum. Bu bizim için mümkün değil. Çünkü biz milli eğitime bağlı bir okuluz. Her şeyden önce bakanlıkla ilerliyoruz ve eğitimle, milli eğitimle birlikte ilerliyoruz. Milli eğitimdeki prosedür, bakanlıktaki prosedür neyse aynısını işlemek zorundayız. Artı olarak yapabileceğimiz şey şu. Geçen yıl özel gereksinimli öğrencilerimiz olabiliyor. Mesela bu sene
tekerlekli sandalye kullanan bir öğrencimiz var. Bununla ilgili bizim desteklerimiz oluyor aslında. Ben öyle söyleyeyim. Evet. Destekliyoruz. Kesinlikle ona bir hemen asansör kartı temin ediliyor. Girişte onu bekleyen mutlaka burada bir nöbetçi öğretmen bekliyor. Mutlaka katta danışman öğretmeni onunla ilgileniyor. Lisede ama şuna çok dikkat ediyoruz. Şimdi ortaokul ve ilkokul disiplin suçlarının olmadığı, daha çok öğrencilere etik değerlerin daha çok, değerler eğitiminin daha yüksek olduğu bir dönem. Lisede ara grupta gelen öğrencilerde biz şuna dikkat ediyoruz. Ciddi bir disiplin suçu var mı? Eğer var ise hemen bir önceki okulla irtibat kuruyoruz. Öğrencinin sizden ayrılma sebebi nedir? Evet. Çünkü buraya veliler özel okula her şeyden önce gönderirken öğrencim güvende olsun, öğrencim kontrol altında olsun, eğitimi alsın ama göz önünde olsun. Değil mi? Hani, evet. Güven en önemli algı. Biz kesinlikle bu noktada disiplin suçu var mı? Herhangi bir sorun var mı diye mutlaka bakıyoruz. Çünkü bize gelen her öğrenci çok özel. Hepsi çok kıymetli. Hepsinin güvenliği bizim için çok önemli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki Doğa Koleji olarak nasıl çocuklar yetiştirmek istiyorsunuz? Son olarak bunu sorayım. Alaaddin Hoca'ya da bu soruyu sordum ama evet, size de sormak istiyorum. Alaaddin Hocam ne dediyse alnına imzasını imzamı atıyorum diyorum. Şöyle söyleyeyim. Lise aslında artık genç dediğimiz, ben lise öğretmeni olarak da liseden bahsedeceğim. Anaokulundan, ilkokuldan da bahsedeceğim. Şunu kimse inkar edemez. Çok ciddi değişen bir dünya var. Eskiden bir çağ atlama belki bir 50 yıl, 100 yıl bir çağ atlıyordu. Evet. Şu an ben 10 yıldır bu işin içindeyim. 3 nesil değiştirdiğimi düşünüyorum. Mesela kendi içimde bakıyorum. 3 ayrı nesille ilgilendim. Siz de gözlemliyorsunuz bu kesinlikle süreci zaten. Kesinlikle. 10 yıllık süreçte şunu çok net söyleyebiliyorum. 3 farklı nesille karşılaştım. Ve şu anki 9'larım yeni bir nesil gibi hissediyorum. Artık bilişsel davranışçı teoriler bazen yetersiz kalıyor. Ben öyle söyleyebilirim. Peki biz Doğa Koleji olarak neyi önemsemeliyiz? Şunu çok önemsiyoruz. Her krize hazır. Değişen dünya sisteminde döneme bir il insanı değil, bir şehrin insanı değil. Belki bunu asla kimse milli değerler olarak, milli değerleri kenarda tutarak, bu bizim için çok önemli. Milli değerleri kesinlikle ön planda tutarak ve söyleyeceğim şey, milli değerlerin yanında, önceliğimiz milli değerler. Evet. Ama milli değerlerin yanında bir dünya insanı yetiştirmek bence en önemli şey şu an. Artık bir ülkenin insanından ziyade bunu hayat olarak söylüyorum. Çünkü biliyoruz ki şu an Avrupa'da da ciddi bir mega kriz var. Şu an ülkemizde de bir kriz var. Bunu kimse inkar edemez. Evet. Ve böyle bir dönemde zaten her şey çok kötü, zaten çok kötü bir döneme yetişiyoruz diyen bir nesil değil de buna çözüm üretmesi gereken. Ben de şunu kaldırıp şuraya koyabilmeliyim diyen güçlü, kendini güçlü hisseden özgüveni bir nesil. Olan. Kesinlikle özgüveni olan. Peki özgüven olması için gençler kendinize inanın, güvenin. Yeterli bu değildir değil, evet. Motivasyon, bu değildir. Ben bazen sınav dönemlerinde, hatta paylaşımlarımda hep şunu söylüyorum. Ya diyorum, kendinize gelin, biz millet olarak, yani bu çok yanlış bir şey, öncelikle onu söyleyeyim ama ehliyet kursuna bile araba sürerek giden bir milletiz. Yani evet. Biz gençlerimiz o şekilde kendini, aslında biz güvenli nesiller yetiştiriyoruz. Mesele tabanı dolu olan bir güven. Yani yabancı dile hakim, değişen dünyaya hakim, ekonomiye vakıf, belki geçmişine vakıf, geçmişini bilen, komşularından haberdar, dünyada olan bitenden haberdar, bilgi sahibi, değişen mesleklere adapte. Mesela şu an, eskiden en önemli mühendislik neydi? Elektrik, elektronik, inşaat. Çok ciddi değil mi? Çok evet. Ciddi böyle paralar kazanan. Peki şu an son yıllarda ne? Uçak, uzay. Şimdi baktığımız zaman biz nesli hep alışılagelmişin. Evet, en iyi yapan tıp okusun. En iyi yapan elektrik mühendisi olsun. Hayır. Çocuk belki uçakla ilgilenmek istiyor. Belki uzayla ilgilenmek istiyor. Yapay zeka ile ilgilenmek istiyor. Biyomühendislik. Belki çocuk DNA ile ilgileniyor. Belki çocuk gidecek, ciddi eğitimler alacak. Bununla ilgili master yapacak, gelecek. Ülkede
Şimdi baktığımız zaman bir virüs oldu ve Almanya'da aşıyı bulan Türk'tü. Şimdi neden bizim doğadan çıkan bir öğrencimiz bunu yapmasın? Evet, tabii ben ki. Hep böyle bakıyorum öğrencilerimize. Her an gençler diyorum kesinlikle sorun, yani bir yolda yürürken diyorum, deyim yerindeyse, önümüze yukarıdan bir taş düştü ama kocaman. Ve o yolumuza ket vurdu. Neden ben? Neden benim önüme düştü? Solda yürüyenin önüne neden düşmedi diyen bir nesil değil. Evet, önüme bir taş düştü. Bunu kabullenerek sola ve dön çözüm ve arayarak. Yoluna devam et. Yani sıkıntıları, yolları bitirmek için değil, yeni yollar aramak için bir modül olarak görmeliler. Biz Doğa Koleji olarak aslında çözüm üreten ve hayatına adapte, sürece adapte, krizlere adapte bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok keyifli ediyorum. Bir programdı. Aynı çok şekilde. Sağ olun. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkürler. Buradan bütün velilerime sevgilerimi evet. gönderiyorum. Ve mutlaka gelip bir tanışmalarını, bir çay içmelerini, bir kahvemizi içmelerini evet. ve buradaki eğitim modülünü mutlaka dinlemelerini yakından istiyorum. Görmelerini. Kesinlikle. Evet. Sizi tercih etmek isteyenlere de buradan söylemiş olalım. Kesinlikle öyle. Evet, bir çaya kahveye bekliyorsunuz. Bekliyoruz evet. Mutlaka. Kahveler bizden. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Başarının Gizemi programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.